Gördün mü kaşları Türkiye? Ya nasıl girmiştik ama bir zamanlar tek tabanca gördün mü kaşları dedik. Böyle ayık kayık videolar biliyorsunuz bizde geyik ön planda olduğundan yüz binler tıklandı. Ondan sonra tanındık da esas içimizdeki düşünceleri dışa vurmaya en iddetli şekilde devam ettik. Ondan sonra yüzümüzü gösterdik yani. Kardeşim ben bu yolda 7 yıl umarsızca, yok tıklanırmış da kuruş gelirmiş de, yok 1000 dolar gelirmiş de, böyle umarsızca hiçbir beklentim olmadan sevil gibi miza hizmeti verdim. Bazen şakkabanlık hizmeti verdim. Ondan sonra günün birinde bir arkadaş aracılığıyla bu Vedia Corp'la tanıştım. Meğer bu iş ne derinmiş lan? Yani var ya, buradan 3 tane arkadaşla tanıştım, bir tanesi bayan. Yani hepsi birbirinden çılgın, hepsi birbirinden profesyonel. İnternetin, tıklanmanın, YouTube'un, arka planının bunlar var ya, kitabını yazmışlar kardeşim. Kitabını yazmışlar, bana bildiklerini anlatmaya başladılar. Hani biz de biraz eğitim hesabı onlardan bir şeyler öğreniriz diye. Yok kardeşim ben uğraşamam. Yani kendini işine, rolüne, artistliğine vermiş video kahramanı adam olarak ben bu işle bu kadar da uğraşamam kardeşim. Hem bununla uğraşacaksın, hem bir yandan işine gücüne mimarlığa devam edeceksin. Hem video çekip konuşmalar düzenli kaydedeceksin, hem de bir de altyapısını bu kadar iyi, onlar kadar iyi yapabileceksin. Mümkün değil kardeşim. Buradan yani Vedia Corp'a çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar şeytan kardeşim, gerçekten ya bunlar tıklanmanın ilmini yapmışlar. Yani şimdi doğru dürüst uğraşmakta olduğumuz şeyle vakit harcamak varken, ortaya mis gibi ürünler koymak varken, ben ne gideceğim de bir de altyapısıymış da tıkıymış da nerede görünürmüş, ne koyarsak algılanırmış, ne koymazsak algılanmazmış, kaç kuruş gelirmiş, bunlarla ben nasıl uğraşayım bir de. Ondan sonra ne olacak? Tiplememizden ödün vermiş olacağız. Konularımızdan ödün vereceğiz. Çünkü strese boğacak para bizim gibi adamı, değil mi? Yani para kazanma derdi bizim gibi adamları strese boğacak. Onun için sonunda anladım ki yani bu öyle hafife alınacak bir şey değilmiş. YouTube'da tıklanma, yayılma, daha fazla yerlerde görüntülenme falan filan, bunlar gerçekten derin mevzularmış. Yani işin başarının sırrı biraz da bu teknik arka plandaymış. Bunu tamamen anlamış bulunmaktayım. Buradan Vedia Corp'taki bütün yönetici ve teknik arkadaşlara çok selamlar, sevgiler. İyi ki varsınız da bizim gibi böyle kimsesiz artistleri bir arada toplamaya başladınız. E tabi inşallah çok güzel allı pullu anlar yaşayacağız hep birlikte ve birlikte büyüyeceğiz. Benim umudum bu. Yani tamam biz kendi krallığımızda her zaman büyürüz ama yani birlikte prosedürüne göre büyürsek belki cebimizde de 3-5 kuruş para girer yani. E bu da bizim açımızdan iyidir. Kimseye bir zararı yok yani bunun. Tekrar çok teşekkürler ediyorum Vedia Corp'a. Hepinizi gıgıdan öpüyorum.